ve Kemal Bey'in aday olacağını söylüyor. Ama Kemal Bey o yetkiyi zaten masaya devretti. Şimdi aradaki nüans bu, önemli nüans bu ve masanın da kriterler var. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu o kriterlere uyuyor ama sonunda belirleyici olan şey kurul masa olacak ve masanın bunu kabul etmesi gerekiyor. Ben masadaki her bir liderin bu konuda ne düşündüğünü işin doğrusu bilmiyorum. Onlar da bence gözlüyorlar yani hiçbiri kanaatini kesinleştirmedi. Hakikaten söylendiği gibi bu işi resmi seçim takvimi açıklandığı güne kadar bıraktılar. Toplumu gözlüyorlar, siyaseti gözlüyorlar. Diyorlar. O yüzden de ben o yüzden bu resmi seçim takvimini görmek istiyorlar. Çünkü son anda net tabloyu görerek karar vermek istiyorlar ve hata yapmak istemiyorlar. Ama ben burada kritik olan faktör şu. Millet adayının elbette ki kimi olacağı önemli fakat masanın varlığını sürdürmesi, masanın bir bütün olarak durması. Masa kim aday gösterirse o zaten favori aday. İsminden bağımsız olarak. Değil mi? Yani şimdi son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan sadece AK Parti'nin adayı olsaydı kaç oy alırdı? AK Parti %41 civarında bir oy aldı son seçimde çünkü. Sayın Erdoğan'ın oyu kaç olurdu? Sadece AK Parti ve MHP'nin adayı olsaydı kaç olurdu? Aynı zamanda Büyük Birliği eklediniz, eklendi. O zaman kaç oldu? Şimdi her bir parti kendi seçmeniyle geldiği için aynı insan, aynı kişilik özelliklerine sahip, aynı profil özelliklerine sahip fakat onu destekleyen partiye göre farklı oy alıyor. Ya da son seçimde İstanbul'da Sayın İmamoğlu sadece CHP'nin adayı olsaydı kaç oy alırdı? Sadece CHP artı İYİ Parti'nin adayı olsaydı kaç oy alırdı? Bütün muhalefetin ortak adayı olunca kaç oy aldı? Oysa ki Sayın İmamoğlu aynı insan. Hiç değişmiyor. Fakat oy oranı onu destekleyen partiye göre değişiyor. O yüzden burada ittifaklar artık önemli aktör. Ben adayların önemli aktörü, elbette ki adaylar önemli aktör ama esas aktör, esas belirleyici güç şeyi, seçim sonuçlarını belirleyecek faktör ittifakların yapısı. Ben o Peki. yüzden henüz şeyin parti Millet İttifakı'nın biliyorsunuz şu an 3 partiden oluşuyor hala. 6 partiye çıkacak mı, çıkmayacak mı falan. Orada bir sürü soru işareti var. Olmayan bir aktörün ortak adayından bahsediyoruz. Önce o aktörün tüzel bir şey olarak, kişilik olarak Evet. ortaya çıkması lazım.